Selamünaleyküm. Ramazan'ın rahmeti, bereketi, nuru sizinle olsun. Hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun kutlu sahabelerine Allah'ın Ramazan'ın nurunu indiriş şekliyle Ramazan'ınız kat ve kat nurlansın ve bereketlensin. Bugün sizlerle Raid ve Danya'nın evlilik hikayesini konuşacağız. Gerçekten her anlatışımda tüylerim diken diken oluyor. Beni çok sarsan, çok etkileyen bir hikaye. Gerçekten insan ister istemez etrafıyla, çevresiyle paylaşmak istiyor. Siz de dinlediğiniz zaman eminim çevrenizle paylaşmak isteyeceksiniz. Biliyorsunuz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edeli asırlar geçti. 1400 küsür sene geçti. Ama kalbimize baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi o kadar taze ki, o kadar cap canlı ve duru ki adeta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç vefat etmemiş gibi hissediyoruz, değil mi? Adeta her asrın, her zamanın, her dönemin sokaklarında hala daha dolaşıyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı kalplere böyle özel dokunuşuyla dokunuyor ve kalpleri inşa ediyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek başına yola çıktığı zaman baktığınızda karşısında çok büyük kavimler, körü körüne taassupla inandığı şey bağnazca bağlanan kavimler vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok kısa bir zamanda o kadar büyük bir değişim ve dönüşüm yaptı ki insanlık tarihi onun kadar büyük bir inkılapçı, onun kadar büyük bir devrimci görmedi. Çok kısa bir zamanda kalplerin sevgilisi, ruhların sultanı, nefislerin terbiye edicisi oldu ve insanların o kadar asırlı yıllardır, belki 1000 yıla yakındır yerleşmiş yanlış adetlerini onlardan çok kısa bir zamanda kaldırıp, söküp atıp yerine o kadar yüksek secayayı âliye dediğimiz yüksek hasletler, yüksek ahlakları onlara yerleştirdi ki ona bakan bir insan bunun bir beşer işi olmadığını, bunu bir insanın yapamayacağını, buna semavi bir dokunuşun dokunduğunu, o nebevi dokunuşun da tamamen o semavi dokunuş olduğunu, yani bu işlerin tamamen bir mucize olduğunu anlayacaktır. Sadece sahabe-i kiram değil, onların hayatındaki değişimler zaten başlı başına her birisi bir kitap gibi, her birisi bir mucize gibi karşımızda duruyor. Her asrın başında duran imamlar olsun, onların peşinden gelen alimler olsun, aktaplar olsun, muazzam insanlar gelmiş. İbadet hayatında kimsenin yakalayamadığı ufukları yakalayan o insanlara baktığımız zaman, toplum hayatı içinde de ulaşılamaz ahlaklara sahip olduğunu gördükçe diyoruz ki bu asrın hastalıklarının da ilacı gene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dokunuşu olsa gerek. Efendimizin o sözünü, Efendimizin o getirdiği iman hakikatlerini, o Kur'an hakikatlerini, o mesajları, o tebliği yaydıkça, yaptıkça, o kalplere dokundukça insanların ahlakı değişecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten bunun için gönderildi. Diyor ya, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Din diyor güzel ahlaktır. Mizanda en ağır gelecek amel güzel ahlaktır. İffetsizliği meslek edinmiş bir kadını anlatıyor mesela. Susuz kalmış bir köpeğe su verdi diye Allah ona hidayet nasip ediyor. Bakın güzel ahlak ne kadar önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir kadından haber veriyorlar. Gündüzleri oruç tutuyor, geceleri ibadetle geçiriyor. Yani bütün ömrü Ramazan gibi geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun komşularıyla olan ilişkisi nasıldır diye soruyor. Komşularıyla iyi geçinmez, o kötü ahlaklı bir kadındır dediklerinde onun da hayırı yok, o cehennemliktir diyor. Gündüzün oruç tutan, gecelerini ibadetle geçiren bir insana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle demesi bizi çok düşündürmeli. Yani biz bir şeyleri acaba hayatımızda yanlış yapıyor muyuz? Bakın namaz kılıyor olsanız, oruç tutuyor da olsanız, güzel ahlak sergilemiyorsanız amelleriniz boşa gidebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescidin kapısında bir adam göstermişti ya. 3 gün üst üste o adamı işaret edip cennetlik olduğunu söylemişti. Abdullah İbni Amr isminde bir sahabe de onun evine misafir oldu. Onu gözlemledi. Baktı ki hiçbir ekstra ibadeti yok. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında böyle dediğini ona itiraf etti. O da şaşırdı. Benim herhangi bir farklı halim yoktur dedi. Sadece 5 vakit namaz kılan tüccar bir adam. Gece ibadete bile kalkmıyor. Sahabelerin pek çoğu teheccüde kalkar. O kalkmıyor mesela. Hayret ediyor ama şunu söylüyor. Diyor ki belki bu var diyor. Ben hiçbir Müslüman aleyhinde kalbimde kin tutmam, kötü düşünmem, haset etmem, suizan beslemem, kimsenin aleyhinde arkasından konuşmam. Tüm Müslümanlara karşı muhabbetim vardır diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunu Abdullah İbni Amr söylediği zaman evet diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onu cennetlik yapan onun güzel ahlakı. Tabii ki farzlar bizim için inanılmaz kıymetlidir. Güzel ahlakın aslında merkezinde durur farzlar. Bir insanın namazla işi yoksa onun İslam'la işi yoktur. Namaz dinin direğidir. Elbette ki buradan şöyle bir sonuç çıkmaz. Ya benim kalbim temiz, benim ahlakım güzel, ben namaz kılmasam da olurmuş demek ki. Hayır, asla ve kata. Kesinlikle Allah'ın farz kıldığı ibadeti yapmayan bir kimse güzel ahlak kriterlerine belki de uyamıyordur. Sergilediği iyilikleri belki en aniyeti için yapıyordur. Çünkü güzel ahlakın neticesinde Allah anlattığımız hikayelerde hidayet verdiğini anlatıyoruz. Şimdi güzel ahlakın en güzel versiyonlarını belki çok sahabelerden duymuşuzdur. Belki çok evliyalardan da dinlemişizdir. Bana bu güzel ahlakı hatırlatan güzel bir hikaye sizinle paylaşacağım. Bu Raid ile Danya'nın evlilikleri hikayesi. Gerçekten üstadın tespit ettiği şu meseleyi de bana hatırlatıyor. Her seyyiye, yani günahların veya kötü ahlakın kaynağı imansızlık olduğu gibi her güzel ahlak, her hasenatın da kaynağı, cesaretin de kaynağı, menbaı imandır. Hatta 3. söz eserinde bunu anlatıyor. Kalbi hakiki imanla dolmuş, kalbi böyle münevver olmuş, nurlanmış, Kur'an'ın nuruyla nurlanmış bir ibadet eden adamı küre-i az, yeryüzü bomba olup patlasa ihtimaldir ki korkutmaz. Cenab-ı Hakk'ın haşmetinin tecellisi der, oturur, izler, tefekkür eder. Ama kalbi imansızlığın karanlığına düşmüş, aklı felsefenin bataklığına saplanmış bir adam yerde dururken gökte bir kuyruklu yıldız dünyaya biraz yakın geçse oturduğu yerde titrer, gece uyuyamaz, sokaklarda yatar. Acaba bu bizim dünyamıza çarpar mı diye heyecana ve telaşa kapılır. İşte bu hikaye hem cesaretin hikayesi, hem mümince bakışın hikayesi, hem güzel ahlakın hikayesi. Pek çok hoş sadanın, gök kubbede bir hoş sada bırakmanın, yad-ı cemil olmanın hikayesi. Danya kızımız iffetli, güzel, ahlaklı bir kızımızdı. İbadetindeydi, imanı çok kuvvetliydi. Bir gün okuluna giderken işgalci güçler, İsrail askerleri yolunu kestiler. Onu taciz etmeye çalıştılar. Kızımız kendi iffetini korumaya gayret etti ama etrafta onu koruyabilecek ümmetin erkekleri yoktu. Biliyorsunuz onlar yalnızdılar. Onlar hala daha yalnızlar. Bu kadar 50 küsür İslam ülkesi mi var? Varsa nerede? Evet, yalnızlar. Bir mücadelenin içinde İslam'ın onuru için duruyorlar. Ama oradaki bacılarımız, oradaki kızlarımız iffetini koruma mücadelesi veriyorlar. Oradaki çocuklarımız tanışmamaları gereken kötülüklerle, korkuyla tanıştılar. Ama onlar hepimizden daha cesurlar. Danya kızımızın önünü kesen işgal güçleri tacizin boyutunu arttırıyorlar. Onun iffetine leke sürmeye çalışıyorlar. Kızımızın tesettürünü açmaya çalışıyorlar. Kızımız direniyor, karşılık veriyor ve orada İsrail askerlerinden birisi onun kafasına kurşun sıkıyor. Oracıkta Danya kızımız şehit oluyor. Rabbim şehadetini kabul eylesin. Ruhunu Rahman'a teslim ediyor. Bu görüntüler kameralara yansıyor, medyaya düşüyor. İnfial oluşuyor. Herkes paylaşıyor bunu. İnsanlar, klavye mücahitliği mi denir buna artık bilmiyorum, sosyal medyada bir şeyler yazarak belki de vicdanlarını rahatlatıyorlar. Herkes suçu bir başkasına atıyor. Kimisi devlet liderlerine, kimisi İslam ülkelerine atıyor. Kimse kendini suçlayıp da ya ben şu an ne yapıyorum? İslam için ne yapıyorum? İşi oraya götürecek bana düşen görevde ben neredeyim? Her şeyi devletten mi, her şeyi ülke liderlerinden mi bekliyorum? İslam için bir gayret, işi oraya yaklaştıracak bir çabam var mı diye kimse belki de sormuyor. Herkes birilerine suç atıyor. Ama Raid isminde bir genç var. Bu genç cesaretini imandan almış bir şecaat kahramanı. Ümmetin erkeklerine sosyal medyadaki bütün platformlarda sesleniyor. Bunu gördükten sonra hala daha nasıl sessiz, hala daha nasıl hareketsiz kalabilirsiniz diyor. Sözleri tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Bu utanç zaten bize yeter. Raid alıyor evinden bir bıçağı, gidiyor Danya'nın şehit edildiği yere, taciz eden askeri teşhis ediyor ve bıçağını ona saplıyor. Danya'nın intikamı için. O İsrail askerinin yanındaki diğer asker oracıkta Raid'i şehit ediyor. Danya'nın şehit olduğu yerde şimdi de Raid şehit oluyor. Hikaye burada bitmiyor. Raid'in babası Danya'nın babasını ziyarete gidiyor. İki şehit babası birbirlerini görünce duygulanıyorlar, dayanamayıp ağlıyorlar, kucaklaşıyorlar, sarılıyorlar. Hıçkırıkları sakinleşince, Raid'in babası konuşabilir hale gelince şu sözleri söylüyor. Gene tüylerim diken diken oldu. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle şehit kızın Danya'yı şehit oğlum Raid'e istiyorum diyor. Danya'nın babası da Allah'ın emri peygamberin kavliyle şehit kızım Danya'yı şehit oğlun Raid'e verdim. Rabbim nikahlarını cennette kıysın. Düğünleri Cennetül Firdevs'te olsun diyor. İnşallah Rabbim o düğüne bizim de iştirak edebilmemizi nasip etsin. Sahabe-i kiramla aynı cenneti dava ediyoruz. Bu Raid'le ve Danya'yla aynı cennete talibiz. Peki biz bu cennet için, Allah'ın rızası için ne yaptık? Onlar bedelini ödediler ve nasibin en güzel haline kavuştular. Onlar hakiki saadete kavuştular. Onlar kurtuldular. Onlar kazandılar. Peki ya biz? Bu işin neresindeyiz? İslam için ne yaptık? İslam için, Allah'ın rızasını kazanmak için hangi bedeli ödedik? Sizleri bunu düşünmeye davet ediyorum. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Rabbim hayırlı ve mübarek eylesin. Bizleri Ramazan'a kavuşturduğu gibi Kadir Gecesi'ne de kavuştursun. Allah'a emanet olun.